Merhaba değerli dostlarım. Dermanın Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben gayet iyiyim, çok şükür Allah'ıma. Bugün ben sizlere lahmacun yapacağım değerli dostlarım. Hem iftara hem de sizlere de belki bir fikir olur. Öyle söyleyeyim. Efendim anneciğim. Arkadaşlar, ben lahmacunu çok seviyorum. Evet, Ayaz'ın da çok seviyor. Kurt gibi saldırıyorum yemeğe. İlk sevdiğim bir şey var Ayaz'cığım. Bir su bardağı suyu ekliyorum. Şöyle sütü de bakalım. Sütümü biraz ılıttım mayalayacağım için. Bir su bardağı su. Anne. Sıklaç gibi kokuyor da. Sıklaç gibi kokmaya başladı. Sıklaç mı? Anne. Anne. Efendim anne. Evet. Sıklaç gibi kokmaya başladı. Beş. Beş su bardağı süt kattım. Bir su bardağı su kattım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Lahmacunun hamuru için. Şimdi değerli dostlarım bir tatlı kaşığı şöyle tuz ekliyorum dolusu. Birazcık da maya ekliyorum. Sürü maya. Şöyle. Annem. Bunları bir karıştırdıktan sonra ben de karıştırabilir miyim? Tamam, al sen karıştır. Ne güzel karıştırıyorsun anneciğim. Ben çok güzel karıştırdım. Evet, sen benden daha güzel yapıyorsun. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. Sekiz. Sekiz bardak da onu ekledikten sonra şimdi Ayaz'ını alalım. Bakalım. Niye sen arkadaşlar kaçtın? Ben biraz hamuru çok yapıyorum. Bunlardan biraz da lavaş yapıp gece anne sahurda ekmeğimiz olsun. Anne. Efendim anneciğim. Sen niye benim elimden aldın? Ben senden böyle karıştırıyordum. Tamam hadi karıştır bakalım. Sen benden daha güzel mi karıştırıyorsun? Ama biraz zorlaştı artık Ayaz. Ne var? Ne mi var? Ne var? Ayaz yapıyor değerli dostlarım değil mi? Evet. Ayaz'ın gerçekten her şeye çok güzel bir ilgisi var değerli dostlarım. Ben de o ilgisini, şevkimi kırmak istemiyorum. Ayaz'la biraz oyun oynadık. Bardak altında para bulmaca oynadık. Şimdi de geldi bana yardım ediyor. Annesinin dibinden ayrılmıyor kuzucuğum. Alayım mı artık anneciğim? Al. Teşekkür ederim. Sen daha bastırıyorsun. Ben daha çok bastırıp karıştıramıyorum. Evet. Ben de katabilir miyim bunu? Hiç katmadım mı? Tabii ki katabilirsin. Dökelim şöyle olmasa. Ben de dökeyim ya. Ben de dökebilir miyim? Dökebilirsin. Bitti. Bravo Ayaz. Çok güzel döktün anneciğim. Bravo Ayaz dedim. Bırakmayı hayal dedim. Bravo dedim. Ben de bırak hayal dedim. Tamam. Çok hamur olmaya başladı. Evet, unumuz da yetişmedi. Şuraya biraz daha un alalım. Anne. Bakalım anne. Ben karıştırıyorum. Karıştırabilir tamam. miyim? Karıştırabiliyorsan karıştır. Sertleşmeye başladı. Evet. Elim lazım. Ha ben
Elazığ'ı unuttum. Oradan ne yapacağım? Ben biraz katabilir miyim? Evet. Tamam. Şöyle. Bir bardak. Bunu bayağı aldı arkadaşlar, görüyorsunuz. Ve hep göz kararı yaparım yaptığım şeyleri. Göz kararı ne anne? Yani ölçüsüz demek. Ölçüsüz ne demek? Evet. Hani bardakla ölçüyoruz ya. Hı hı. Normalde bardakla ölçmeden yapmak demek. Evet, kaç kıl sayadım görüyorsunuz. Şu şekilde şimdi hamurumu yoğuruyorum. Ne? Evet değerli dostlarım, hamurumu şöyle göstereyim. Ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi ben bu hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Şimdi ve içini hazırlamaya başlayalım. Ben de kolyeyi lahmacunumuzun yapacağım. Ben de kolyeyi. Ben de yüzümü ben de şimdi hamurumuzun kapağını kapatalım, mayalansın değerli dostlarım. Hadi bay bay. Evet değerli dostlarım, şimdi geldik şöyle içinin malzemelerini göstereyim. 2 adet kapya biberim var, bayağı bir biberim var, onları rondodan çekeceğim. 2 adet şöyle bir büyük bir küçük domatesim var. Şöyle kıymam var yağlı. Maydanozum var. Ve küçüklü büyüklü 5 baş soğanım var. Soğan çok lezzet veriyor. Şimdi hepsini ben rondodan çekeceğim. Rondom kalın çekiyor. Yani ince olanı da var ama ben bunda hepsini yapacağım. Önce biberleri çekeyim. Thank you.
şöyle bir kaşık toz biber. Biz acı sevdiğimiz için bir kaşık pul biber ekliyorum. Şöyle 1,5 kaşık. Siz ona göre eklersiniz. Şöyle bir dolu kaşık, 1,5 tuz ekliyorum. Değerli dostlarım, siz buna 4 diş sarımsak. İçine 1 kaşık da biber salçası katacağım değerli dostlarım bunun. Hamurumu gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Onu biraz yuvarlayacağım şimdi değerli dostlarım. Biraz onun içine hamur yapmış. Hamurum gördüğünüz gibi tel tel olmuş. Çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Şöyle alıyorum bezelerimi. Ben hamur işini çok seviyorum arkadaşlar yapmayı. Hamur işi yapmaktan keyif alıyorum. Bezelerimi bu şekilde alacağım. Dinlensin. Evet değerli dostlarım, biz yapmaya başladık eşimle beraber. Vallahi bu korona günlerde anca zaman böyle geçiyor. Sağ olsun, o da bana yardım edecek. Pişirsin. Hem kendisi de sıkılmazsan. 2-3 gündür evde sıkılıyor. Boş duramaz o. Ben şunları böyle açtım. Hamurum bir güzel mayalanmış. İçinde görüyorsunuz. İçine sıvı yağ da ekleyebilirsiniz değerli dostlarım. Ben kıymam yağlı olduğu için eklemedim. Şu şekilde sürüyoruz. Şurada da pizza tavam var. Nay biraz kaldı da göstersene. Onu da pişiriyorum ben. Ağzımı kapatıyoruz. Vallahi yaptırmadan iyi. Hani kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yiyoruz biz. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer öyle bir kapaklı tavanız, şey, elektrikli sacınız varsa şöyle yapıp efendim annem, altını biraz kıs da yavaş yavaş pişsin. Kaçta oldu? Kıs biraz işte. 3. Hamurum da bir güzel mayalanmış değerli dostlarım. Şöyle göstereyim, yuvarlamıştım, birbirine yapışma aşamasına gelmiş. Ayazcığım kuru yere oturma. Sofraya oturuyorum. Aynı öğretmiş gibi her seferinde bir şey, güzel bir şeyler söylüyor. Nereden tanıyorsun da seviyorsun anne? Okuduğumdan tanıyorum değil mi bir tane? Hı. Aferin benim. Hamur ince olsun değerli dostlarım, güzel oluyor. Bu kalan hamurdan da ben lavaş yapacağım. Ayazcığım oynama. Niye su yaptın? Ayaz baba. Çık gel orada hadi. Abin yanına otur. Altımı kıstın mı lan? Ama ben arkadaşlarımla konuşmak istiyorum.
sonuçta. Rita konuşmak istiyor. Konuş o zaman. Arkadaşlar, ben sizi daha çok seviyorum. Bildiğim kadardan daha çok. Bildiğim kadardan daha çok seviyorum. Bildiğim kadardan. Çok ama çok. Ben de seviyorum anneyi. Vallahi hiç hani biz şöyle söyle böyle söyle falan demiyoruz diye dostlarıma Ayaz içinden geldiği gibi davranıyor. Zaten hani şunu yap bunu yap desem de Ayaz o şeylere de hiç gelemiyor. Kendi nasıl isterse öyle özgür bir çocuk. Şubat doğumlu, doğduğunda bir tane bayanla tanışmıştım hastanede. Doğum tarihini söyleyince bu çocuk çok özgürlüğüne düşkün olur demişti. Gerçekten de onun dediği gibi. Canı ne isterse onu yapıyor. Ayaz özgürlüğüne çok düşkün. Hemen yemek istiyorum. Ayaz'ım yine acıktı. Kuzum benim. Tamam hemen baba pişsin sana versin tamam mı? Sen bir bak bakalım ilk tadına. Şu pişsin şimdi. Tamam. Ben tadına bakayım. Pişiyor bak. Hı-hı. Çevirmeyeceğiz değil mi? Yok. Altına baksana bir pişmişim. Altı piştiyse olmuştur. Pişmiş mi? Baya baya. Biraz daha dursun güzel pişsin. Annem ben seni de çok seviyorum. Oğlum kurban olurum ben seni bileneye. Evet dostlar. Ayaz var limonu sıkı diyor. Bu yasaklı günlerde biz de böyle aşçı olduk. Derman Hanım ille beni otur yanıma pişir diyor. Normalde ben böyle şeylere alışkın değilim ama yok, mecbur yapıyoruz. Yapıyor geçten sağ olsun. Arkadaşlar. Geçen bir bulaşık yıkadım. İzleyicimizin bir tanesi hemen dikkat etmiş mutfaktan ses geliyor. Eşim miydi bulaşık yıkan diye. Aslında öyle değildi. Yemek hazırlıyordum ben kendime. İş yerime öğlen yemeğini evden götürüyoruz. Bayağı dikkatli seyircilerimiz var maşallah. Değerli dostlarım. Nail yapmıyorum diyor ama bir ara eşim işsiz kaldı. Kaç senesiydi Nail? 2011 mi? 2012'ydi galiba. Arkadaşlar sizi ben çok seviyorum. 2011 senesinde eşim işsiz kaldı işte o dönem. Hiç de iş bulamadı şansını. Hani şömine üzerinde olduğu için ne mermerde ne işte şöminede hiçbir şekilde iş yoktu o ara. Neredeydi? Temize gittiğimiz yer? Alaçatı Çeşme. Alaçatı Çeşme'de eşime bir iş çıktı. O da aşçılık hani. Şantiyede 15 kişi mi? Evet. 15-20 kişiye yemek yapacaktı. O zaman da hiçbir bilgisi yok. Hani bu kadar da anlamıyor. Ben de gideceğim hani yapabildiğim kadar yapacağım. Gitti değerli dostlarım. Orada 15 kişiye 3 ay yemek pişirdi benim eşim. Benden buradan tarifini alıyordu ne yapayım. Salçayı kavur, soğanı kavur. İşte onu yap, bunu yap. Sadece bir tane yemekte başarısız olmuş. O da ıspanağı güzel yıkamamış. Ama ondan değil ki. Ispanağı ben güzel yıkadım. Orada kuyudan geliyordu su. Kuyunun evet. İçinden de kum geliyormuş. He. Yıkıyorum ıspanağı. Pırıl pırıl. Ama ondan sonra çok kötü oldu. Onun için hayat müşterek değerli dostlarım. Ben de o ara işte temizliğe başladım. Temizliğe gitmekten gurur duyuyorum. Bir tane izleyicim hani dalga geçer gibi benim evimde de iş var. Sana ben iş vereyim diye oradan benden şey yapmış ama ben temizlikten gurur duyuyorum. Ayazım çekelim oradan. Tamamen alın teri değerli dostlarım. Hele bu İzmir'in sıcağında. Değerli dostlarım. Vallahi alıştık yorumlarınız. Ben inanın ne abone sayısına bakıyorum ne başka bir şeye. Direkt yoruma hani sahurda da kalsam yorumlara elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. İşim olmadığı sürece hani kimseyi... Kimsenin yorumunu boş çevirmek istemiyorum. Eşim de görüyor yine mi yorum yazıyorum diye hani bana. O da sağ olsun beni her konuda destekliyor. Allah razı olsun eşimden de. Biz hep birbirimize destekliyiz değerli dostlarım. Nail 7-8 ay öncesinden kadar yine bir işsiz kalmıştı. Ben dedim buna sen kafanı takma. Her şey hallolur. Onu da hallettik değerli dostlarım. Şimdi her şey gayet yolunda. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Allah'ım herkesin evine mutluluğu, huzur versin. Çocuklarınıza sağlık, huzur versin Rabbim. Evlerinize bereket versin bu mübarek ayda. Ramazan'da bitirdik, yolluyoruz yavaş yavaş. Çok az bir zaman kaldı Ramazan'a. Ayaz'ımı görüyorsunuz değerli evet, dostlarım. Evet, Ayaz bana da götürüyor. Limonu sıkıp sıkıp yiyor, dayanamadı artık bizi bekleyemedi. Yesin kuzum, canı isterken. İçecek de istiyor mu annem? İçecek de istiyor mu? İçeceği artık abisinin karşısında içmesin.
İçecede yemekteysin. Peki anneciğim. Peçete verir ya sana. Susadım. Abi size bir su getirir misin Ayaz'ı? Getirdim. Acı mı olmuş? Valla biz acıyı seviyoruz da. Ayaz da normalde cipsleri falan acı seviyor. Bunlara gelince biraz mıdır mıdır ediyor ama yiyor yine de. Mıdır mıdır. Ben de acı değil sanmıştım. Acı mıymış? Olsun bir şey olmaz annem acı iyidir. Yiyin. Bunu şöyle kenara çekeyim değerli dostlarım. Hamurlarını görüyorsunuz çok güzel kabardılar. Bunlardan kalanları ben lavaş yapacağım. Anne. Daha var bunlardan hariç. Anne, efendim anne. Anneciğim. Şşş. Bitti. Al. Ha geldim orada var bak babam versin sana. Dur ben şöyle yapayım sana. Hamur çok güzel olmuş. Hiç yapışmıyor da kendiliğinden açılıyor değerli dostlarım. Fısır fısır. Vallahi canınız çektiyse de hakkınızı helal edin. Size de bir hani şey olsun diye, değişiklik olsun diye evlerinizde yaparsanız belki. Biraz hani uğraştırıcı gibi görünse de aslında hiç uğraştırıcı değil. Öyle söyleyeyim. Bunu Hollanda'da Elmas teyzem var. O çok güzel yapar. Onun tarifi bir nevi hani biraz kendimiz ekleme yapsak da ondan aldık tarifini. O şekilde yapıyoruz. Kendisinin el lezzeti çok güzeldir. Çok severiz. Kendisi de bizim anne yavrumuz. Kendisini de çok severiz. El lezzetini de çok seviyoruz teyzeme. Hollanda'ya sevgiler olsun. Evet. Elmas teyzeme. O pişti bence de. Gayet de kaynıyor arkadaşlar. Hani domatesin suyu falan güzelce pişiyor. Tam şöyle orası. İlave ediyoruz biz. Şöyle biraz koyalım mı? Boş olmasın. Şuradan da düşmedim. Şey yapayım mı? Böyle kurken yağlayalım. Evet dostlar, biz böyle pişirmeye devam edelim. Pişirdikten sonra inşallah tekrar görüşürüz. Evet. Evet değerli dostlarım. Kalbi güzel izleyicilerim benim. Hamuru bitiriyorum ya, iştaha geldim. Hamur insan gerçekten bir huzur veriyor. Oldukça kilo yapıyor. O bizde var artık ne yapalım. İnşallah veririz kiloları da. Herkes de var. Yani aslında hiç yok da işte yiyen de oluyor. Yoğurursanız o kadar güzel olur diye dostlarım tekrardan söyleyeyim. Elimizden geldiğince sizlerle paylaşıyoruz. Artık yapıp yapmamak sizin elinizde. Yapınca oluyor. İlla hani her tarife aynı uydurabileceğim diye bir şey yok. Elinizin lezzeti vardır muhakkak. Kendi şeyinize göre. Mesela bu hamur size çok geliyorsa ölçüleri azaltabilirsiniz. Sonra domatesi, işte kıymayı azaltabilirsiniz. Kendi şeyinize göre tavada hani yapabilirsiniz. Sonuçta biz şu an dışarıya çıkamıyoruz. Bunu dışarıda yaptırma imkanımız da yok. İç yapıp hani pideciye verdiğimiz de oluyor bizim. Ama koronalı günlerde en güzel kendi yaptığın. Neyse bunu kapat o büyük ya. Şey olsun. İçimizde bayağı arttı bile hani şeker çamur var da o zaman biraz daha yapayım ben bundan. Lahmacunlarımızı da görüyorsunuz üst üste koyduk soğumasın diye yumuşasın diye çıtır çıtırlar.
ezan vaktimizde de az kaldı değerli dostlarım. Evde olunca daha iyi, hani şey, insan hiç aramıyor, öyle söyleyeyim. İşteyken bu vakitler artık hiç yani sesim soluğum çıkmaz oluyordu. Ama evde aramıyor insan orucu falan hiç. Bunlar da gayet içli oldular. İyice kenarlarına falan sürüyorum şöyle kuru kalmasın. Evet değerli dostlarım, lahmacunlarım bitti. Lavaş yapıyorum, görüyorsunuz. Gayet güzelce kabaran da bir hani lavaşımız oluyor. Bu hamurdan lavaş da yapabilirsiniz bu şekilde. Yumuşacık. Ezan da okunuyor. Aziz Allah, la ilahe illallah. Bu lavaşımız pişti. Hemen şunu da pişireyim. Sonra sofradan kapanışımızı yapalım. Arkadaşlar şimdi yiyeceğim, tadını anlatacağım. Baktın ya tadına Ayaz. Ne anlatacağım, ne var? Arkadaşlar lavaşımı görüyorsunuz şöyle yumuşacık. Tamam, bize çok oldu, yeter. Vallahi kolayı. Bunun yanında anca onu şey yaptılar çocuklar. Hani bir izleyicim içirme dedi ama inanın binde bir yani. O da böyle denk geliyor. Limon kestik şöyle. Bir de hazır kadayıf yaptık değerli dostlarım şöyle. Göstereyim onu da. Bir, iki, üç yesene. Hadi annem başla sen. Şöyle görüyorsunuz sarılıyor lahmacunlarımız. Bize afiyet olsun. Umarım siz de yaparsınız, denersiniz bu tarifimi. Sağlıcakla kalın. Kanalımızda kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.